Canım ailem, herkese merhaba. Ehliyet Ebru Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni güncel görsel sorulara yer vereceğiz ve bir tane videolu sorumuz var. O da artık hangi soru olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü söylediğim zaman hemen o videoda animasyonu soruya gidiyorsunuz. Bu yüzden videonun içerisinde ama nerede olduğunu söylemeyeceğim. Geleceğiz ona da. Lütfen beni de iyi dinleyin. Yeni gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Yaptığım açıklamaları dikkatli dinlerseniz sınavda soru yakalarsınız diyelim. Hadi hemen başlayalım. Görseldeki sürücü trafik işareti fark etmeden yoluna devam ederse numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır? Birincisi yükün hasar görmesi, ikincisi direksiyon hakimiyetin kaybolması, üçüncüsü araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması. Şıklar 1-2, 1-3, 2-3, 1-2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı 1-2-3 olacak. Oradaki levhamız kasis değil mi? Yani ben nereye yaklaşıyorum? Kasis olan bir yere yaklaşıyorum. Eğer buradan hızlı geçersem yüküm varsa hasar görür değil mi? Araca hoplatmış olurum. Direksiyon hakimiyetini kaybederim arkadaşlar. Aracın aksın kırılması veya amortisörle arızalanması elbette bunlar da meydana gelir. Bu yüzden biz kasis levhasını gördüğümüz zaman bulunduğumuz hızdan biraz daha yavaşlayıp o şekilde geçmemiz gerekir. Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır? Arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Hadi bakalım şıklara. 1-2, 1-3, 2-3, 1-2-3. Doğru cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3 olacak. Asli kusur denince hata ve kusur arayacağız. Sınav odaklı gidiyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Gerekirse not alabilirsiniz. Geçme yasağı olan yerlerden ben geçersem ne olur? Hata ve kusur işlemiş olurum değil mi? Bu bir asli kusurdu. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymadım, asli kusurdu. Doğrultu değiştirme manevralarını bakın yanlış yapıyorum. Yine asli kusurdu. Kırmızı ışıkla trafik işaretlerinde veya yetkili memurun yani polisin dur işaretine durmadım, geçtim. Bu bir asli kusurdu. Bölünmüş karayolundayız. Önümüzdeki araca arkadan çarptık değil mi? Yine nedir bu? Asli kusurdu. Çünkü arkadan çarpmaktan bahsediyorum. Kurallara uygun olarak gittim. Park etmiş araçlara çarptım. Bu neydi? Bu da yine asli kusurdu. Söylediklerim önemli. Sınav odaklı söylüyorum. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken hangisinin yapılması yasaktır? Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması, kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, yüklerin bağlanması. Doğru cevabımız C şıkkı yasak olacaktı. Bakın yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktı ve tehlikeliydi. Şimdi orada kısa mesafe dedim ya. Şunu bir öğrenelim arkadaşlar. Kamyon, kamyonet ve römorklarda kısa mesafelerde işçi taşınmasında zorunlu olanlar var. Bakın kısa mesafe diyorum. Bu bizim anahtar kelimemiz. Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması zorunluydu. Yani yüksek olacaktı. Elde tutulabilecek korkulun bulunması zorunluydu. Kasa kapaklarının kapalı tutulması zorunluydu arkadaşlar. Biz kısa mesafeden bahsediyoruz ya. Kasa üzerinin kapalı olması zorunlu değil. Çünkü kısa mesafeden bahsediyoruz. Hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir? Polen filtresi, park sensörü, açılabilir tavan, aktif gergili emniyet kemeri. Doğru cevabımız D şıkkı emniyet kemeri olacak. Bakın ölüm, yaralanma. Emniyet kemerini birçok şekilde sınavda sorduklarını biliyoruz ama ölüm ve yaralanmayı azaltıyorsa eğer biz buna emniyet kemeri diyeceğiz değil mi? Veya işte airbag olur şıklarda, hava yastığı olur, ona işaretlersiniz. Bir de şu şekilde geliyor. Diyor ki bir kaza anında başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek hangisidir diyor. Yine emniyet kemeri diyoruz arkadaşlar. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse hangisinin olması beklenir? Vücudun bir bölgesine faç oluşması, nabız atışlarının sürekli hızlanması, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Felç oluşuyor arkadaşlar. Boyun, sırt ve bel omurları kırıkları. Bunlar önemli olan kırıklardı değil mi? Kişiyi felç edebiliyordu. Biz bu yüzden bu tarz kırıklarda bakın şüphesi dahi varsa kırık olmasına gerek yok. Bir boyun, sırt, bel omurları bir omurilik zedelenmesi şüphesi dahi varsa kişi asla hareket ettirmiyorduk. Bağış, boyun, gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çıkartıyorduk veya hastaneye sevk ediyorduk veya sedye üzerine yatırıyorduk arkadaşlar. Biz buna dikkat etmezsek, kişiyi uygun şekilde taşımazsak ne olur? Felç meydana gelir, değil mi? Hadi bakalım, 6'dayız. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun hangisinden kaynaklanmış olabilir? Akünün boşalmasından, akünün tam şarjlı olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutu başlarının sıkı olmasından. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Akünün boşalması. Bakın bir tane daha sınav sorusu var. Oraya geleceğim ama marş durumunda marş motoru dönmüyor, değil mi? Dönmüyorsa eğer bu akünün boşalmasından diyoruz. Bir de yukarıda yıldızladım. Sınav sorusu şöyle geliyor. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılırsa ne zarar görür diyor. Şıklarda akü varsa aküyü işaretlersiniz. Marş motoru varsa marş motorunu işaretlersiniz. Yani yukarıdaki yerde aslında ayrı bir sınav sorusu. Bazı dış kanamalarda yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç hangisidir? Psikolojik destek sağlamak, yaralı bölgenin sıcaklığını korumak, damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak, damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek. Doğru cevabımız değişik olacak. Bir kanamadan bahsediyoruz. Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek için biz aslında basınç yapıyoruz. Dış kanama denilince kanın vücut derisinin bütünlüğü bozularak dışarı akması durumu aklınıza gelsin. İç kanama denilince de kanın içeriye doğru yani vücut boşluklarına ve organlara akması durumu aklınıza gelsin arkadaşlar. Bir de orada yara dedim, yıldızladım. Tanım olarak soruyorlar. Travma sonucu deri ya da mukazanın bütünlüğünün bozulmasına biz yara diyoruz. Dediğim gibi o da tanım olarak gelebiliyor. Hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesine görev yapar? Rot, amortisör, diferansiyel, helezon yay. Doğru cevabımız C şıkkı diferansiyel olacak arkadaşlar. Motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapıyordu. Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletiyordu. Hangisidir derdi, yine diferansiyel derdik. Şimdi virajlarda çekici lastiklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan yine diferansiyelde unutmayın arkadaşlar. Yukarıya bir şey yazdım. Vites kutusu ile diferansiyel yağları, bakın vites kutusu ile diferansiyel yağları azalırsa diyor Milli Eğitim, ne meydana gelir diyor. Hazır şimdi diferansiyel demişken onu da söylemek istiyorum size. Ne azaldı? Yağ azaldı, değil mi? Ses, sürtünme, aşınma artıyor. Bunu sakın unutmayın, olur mu? Neyin yağ azalırsa azalsın hiç fark etmez, soru tarzı ne olursa olsun. Yağ azalıyorsa eğer ses artar, sürtünme artar, aşınma artar. Bunu sakın unutmayın. Sınav sorusuydu, söyledik. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde nokta yakılması mecburidir. Oraya ne yazacağız? Sis ışıklarının, park ışıklarının, yakını gösteren ışıkların, uzağı gösteren ışıkların. Doğru cevabımız D şıkkı, uzağı gösteren ışıklar. Ezber yapmıyoruz. Gözümüz önünde canlandıralım. Bakın yerleşim yerimin dışındayız arkadaşlar. Gece gidiyoruz. Bakın gece gidiyoruz. Yeterince aydınlatılmamış. Yani yeterince bir lamba vesaire yok. Aydınlatılmamış, değil mi? Bir tünele giriyorum veya işte benzeri bir yerdeyim. Neyi yapmam gerekiyor benim? Önümü tam olarak görebiliyor muyum? Hayır, göremiyorum ama benim görmem lazım. O zaman uzağı gösteren ışıkları yakarım. Devam edelim. Yeterince aydınlıksa, önüme görebiliyorsam kısalarla devam ederim. Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir? 1- Termostatın arızalanması. 2- Devir değim pompasının arızalanması. 3- Radyatör üzerinde bulunan fan müşirinin arızalanması. Hadi bakalım şıklara. Yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız D şıkkı olacak, yani yukarıdakilerin hepsi. Termostat arızalansa araç hararet yapar. Devreye pompası arızalandı, hararet yapar. Radyatör üzerinde bulunan fan müşürü, yani fan motoru arızalandıysa şunu bilin, benim aracım hararet yapar. Peki motor suyu eksilirse ne olur? Yine araç hararet yapıyor değil mi? Su eksiliyor mu? Eksiliyor. Ne şekilde eksildiğinin bir önemi var mı? Yok. Biz soruları öyle çözüyoruz. Ezber yapmıyoruz arkadaşlar. Ezber yaparsak sınavda şaşırırız. Yanlış olan şıkkı işaretleriz. Motor suyu eksiliyorsa eğer aracım benim hararet yapacak. Ben bunu bilirim. Peki araca uygun vites ve devirde kullanmıyorum. Ne olur? Yine hararet meydana gelir. Aracımız hararet yaptıysa şunu bileceğiz. Soğutma suyunun sıcaklığı aşırı yükseldi. Yani motor parçaları aşırı ısınarak zarar görebilir. Ben bunu bileceğim. Motor hararet yaptığında klima açıksa ne yapacağım peki? Onu mutlaka kapatacağım değil mi? Neden klimayı kapatıyorum? Motora daha fazla yük binmesin diye ben klimayı kapatıyorum. Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi hikaye gibi dinliyor. Hikaye değil arkadaşlar. Söylediğim her şey sınav sorusu. Tekrar altına çizerek söylüyorum. Hani yaptığım açıklamaları dinlemeyip diğer soruya geçecekseniz eğer hiç boşuna izlemeyin. Bir işe yaramaz çünkü açıklamalar önemli. Onu da anlatmaya çalışıyorum. Otomobilin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir? Sürücü belgesi, araç tescil belgesi, araç imalat belgesi, TÜVTÜRK muayene raporu. Doğru cevabımız D şıkkı, TÜVTÜRK muayene raporunu kontrol etmeliydi. Bir de şunu öğrenelim mi? Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaz sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunluydu arkadaşlar? Yılda bir yaptırılması zorunluydu. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilerde bir yaz sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunluydu? Yılda bir yaptırılması zorunluydu. Yine bunu da söyledik. Önemliydi çünkü. Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar, vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar, oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır, vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır. Neyi arıyorum ben? Yanlış olanı. Hadi bakalım. Doğru cevabımız D şıkkı yanlış olacak arkadaşlar. Tamamen yanlış hatta. Evet, kan pıhtılaşmanın sağlanmasına rol oynuyor değil mi? Vücut sıcaklığını, vücudunuzdaki, yani sizde kansızlık varsa ne olur? Vücut sıcaklığı sen düşer değil mi? Üşürsüz, aslında buna bahsediyor. Sıvı dengesini ayarlıyor. Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşıyor. Hadi bir tane daha bir sınav sorusu öğrenelim. Kanayan yeri kalp seviyesinden neden üstte tutuyoruz? Milli Eğitim bunu soruyor sınavda. Kanayan yeri kalp seviyesinden neden üstte tutuyoruz diyor. Cevabımız kanama bölgesindeki kan basıncını düşürmek için biz üstte tutuyoruz arkadaşlar, unutmayın. Peki ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku hangisiydi? En çok ne bağışı oluyor? Kan değil mi? Kan bağışı. Hadi bakalım 13. Trafik zabıtası veya yetkililerce kanunda ve yönetmelikte belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? Trafik suçu, trafik terörü, trafik kusuru, trafikten men. Doğru cevabımız D şıkkı, trafikten men. Bakın, trafikten alıkonulmasına ne diyoruz? Trafikten men diyoruz. Şekilde verilen pozisyon adı nedir? Alçene pozisyonu, koma pozisyonu, şok pozisyonu, bahçene pozisyonu. Doğru cevabımız D şıkkı, baş çene pozisyonu, yani baş geri çene yukarı pozisyonuydu. Dil geriye kaçtığında ya da soluk borusuna yabancı bir cisim kaçtığında uygulanıyordu arkadaşlar. Bizim buradaki amacımız şuydu. Soluk borusunu rahatlatmaktı. Bunu herkese yapmıyoruz. Bilinci kapalı olanlara biz bunu uyguluyoruz arkadaşlar. Orada alt çene pozisyonu var ya, o da düşme ve trafik kazalarında kişide boyun zedelenmesi varsayılıyorsa alt çene pozisyonu uygulanıyor. Boyun zedelenmesi varsa alt çene pozisyonu. Boyun zedelenmesi yoksa baş çene pozisyonu uygulanıyor. Bakın, söylediklerim önemli, altını çizerek söylüyorum. Koma pozisyonu yan yatıştı değil mi? Şok pozisyonu, kişi sırt üstü yatıyordu. Bacaklar 30 santim yukarıya kaldırılıyordu. Hususi otomobillere 3 ay sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 1, 2, 3, 4. Doğru cevabımız B şıkkı, 2 yılda bir muayene yaptırılması zorunluydu. 16'dayız. Hangi temel değere sahip sürücü yoğun trafikte bir dizi haline gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez? Bencil, sorumsuz, görgü seviyesi düşük, empati düzeyi yüksek. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bakın yoğun bir trafik var değil mi? Araçlar bir dizi halinde gitmekte. Onların önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hale kim getirir? Bencil olan bunu yapar değil mi? Sorumsuz olan yapar. Görgü seviyesi düşük olan yapar. Ama empati düzeyi yüksek olan işte bunu yapmaz. Sınav sorusu bundan bahsediyor. Şekildeki trafik işareti anlamı nedir? Gizlesiz, kar yağışlı alan, sert rüzgar, gizli buzlanma. Doğru cevabımız D şıkkı gizli buzlanma olabileceğini bildirir. Bu yüzden dikkatli gideriz. Hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Polen filtresinin, fren hidroliğinin, araç lastiklerinin, soğutma suyunun. Doğru cevabımız A şıkkı polen filtresi olacaktı. Hadi biraz bahsedelim. Neydi bu polen filtresi? Polen bakın klima sisteminin bir parçası arkadaşlar. Arabanın klimasına giren havanın süzülmesini sağlıyordu. Böylelikle biz araç içerisinde o temizlenmiş, süzülmüş havayı soluyorduk. Yani klimayı açtığımızda dışarıdan toz gelmesini engelliyor polen filtresi. Bu yüzden her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekiyor bizim sağlığımız için. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Düz gidilemez, girişi olmayan yol, geçme yasağı sonu, yayalar için girişi olmayan yol. Doğru cevabımız B şıkkı girişi olmayan yol, yayalar için değil arkadaşlar bu levha, araçlar için. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? Çift kemik bulunan bölgeye uygulaması, tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması, uygulanan bölgenin üzerini sargı beziyle kapatması, kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kazazede alnına turnike ya da T harfi yazıyoruz. Bakın uzuv kopması durumunda uygulanır turnike. Kanama durdurma yöntemi. Diğer adı neydi? Sıkma bağıydı arkadaşlar. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerine sıkma bağı uygulanıyordu. Yani bu bir kanama durdurma yöntemi. Hani bezle bastırdım kanama durur mu? Durmaz. Uzuv kopmasından bahsediyoruz. Allah korusun kolunuz bacağınız koptu değil mi? İşte o zaman turnikeyi uygularsınız. Ve yine yıldızlı notumuz var. 15-20 dakikada bir sıkma bağı 5-10 saniye gevşetiliyor. Unutmayın tekrar söylüyorum. 15-20 dakikada bir sıkma bağı 5-10 saniye gevşetiliyor. Şimdi bunu soruyor milletim. Bir de diyor ki neden diyor. Neden bunu yapıyorsunuz diyor. Cevabımız dokulara kan yani oksijen gitmesini sağlamak için biz bunu uyguluyoruz. Bu yüzden 5-10 saniye kadar gevşetiyoruz. Manevra yapacak sürücü hangisini yapmalıdır? Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Ben manevra yapacağım değil mi? Ön, arka, yanlardaki trafiği kontrol etmem gerekiyor. Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler hangilerini yapmakla yükümlüdürler? Birincisi maddi hasar tespiti yapmak. İkincisi olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek. Üçüncüsü kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak. Dördüncüsü yetkililerin isteği halinde yaraları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek. Hangilerini yapmakla yükümlüyüz biz? Kazaya karıştık veya işte olay yerinden geçiyoruz. Yalnız 3, 1, 2, 4... 1, 3, 4, 2, 3 ve 4. Hadi dikkatli bakalım. Doğru cevabımız D şıkkı 2, 3, 4 olacak. Olaya en yakın zabıta yani polise veya ambulansa bildiririm. Usulüne uygun olarak ilk yardım tedbirini alırım. Ve yetkililerin isteği halinde de yani bir polisin isteği halinde de yaraları en yakın sağlık kuruluşuna götürürüm. Hangisi özel araçları gereksiz kullanmanın zararlarındandır? Yakıt tüketiminin azalması, trafik yoğunluğunun artması, trafik yoğunluğunun azalması, yürüme alışkanlığı oluşturması. Doğru cevabımız B şık olacak. Trafik yoğunluğunun artması. Bakın özel araçtan bahsediyoruz. Herkes kendi özel aracını alsa, trafiğe çıksa, değil mi? Yakıt tüketimi azalır mı? Artar, artar. Trafik yoğunluğu azalır mı? Hayır, artar. Herkes trafikte, değil mi? Sıkışık bir trafik yoğunluğu meydana gelir. Yürüme alışkanlığı oluşturmaz çünkü herkes kendi özel aracına biniyor. Ne olur? Trafik yoğunluğu artar arkadaşlar. Kaza riski artar mı? Artar. Biz aracımızı park edecek yer bulabilir miyiz? Bulamayız, değil mi? Onda da zorluk yaşarız. Hava kirliliğini artırıyor bu arada, çevre kirliliğini artırıyor. Tabii bunları da söylemek lazım. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Sola dönülmez, sola zorunlu yön, sağa zorunlu yön, sağa dönülmez. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Sola dönülmez levhası arkadaşlar. Sola dönemezsiniz diyor. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi hangisidir? ASR, ABS, emniyet kemeri, hava yastığı. Doğru cevabımız C şıkkı emniyet kemeri olacaktı. Bakın emniyet kemeri ne yapıyor? Bir kaza anında bizi tutuyor. Sıkı bir şekilde tutuyor. Araçtan dışarı fırlamıyoruz. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabarit sınırlamasının olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bakın uzunluk anlamında diyor, değil mi? C şıkkı neydi? Uzunluğu 10 metreden fazla olan taşıt giremez levhasıydı. A şıkkı dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. B şıkkı genişlik gabarisi, değil mi? Genişliği 2,30 metreden fazla olan taşıt giremez. D şıkkı yükseklik gabarisi. Yüksekliği 3,5 metreden fazla olan taşıt giremez anlamındaydı. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır. Lastik patlaması, kusurlu rot, aksın kırılması, kusurlu fren. Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için hangisinin yapılması uygun olur? Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi, araç yağının zamanında değiştirilmesi, araç bakımının zamanında yapılması, araç yakıtının zamanında alınması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Arkadaşlar ben kazayı önlemek istiyorsam eğer, hele ki yukarıdakilerden, bunları önlemek için ne yapmam gerekiyor? Aracımın bakımı, değil mi? Aracımın bakımını ihmal etmemem gerekiyor. Bakımını zamanında yaptırmam gerekiyor. Yanık vakalarına uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Yanağa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması, kaza setinin alevli yanması durumunda hava ile temasın kesilmesi, kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması, bilinci yerinde ise bol su verilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yanıklar ile alakalı size şunu söylüyordum. Bakın ikinci derece yanıklar. İşte su dolu kabarcıklar vardır diyordum. Hatırladınız mı? İşte onlar patlatılmıyor arkadaşlar. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetleri, bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ad verilir. Garaj, durak, otopark, park yeri. Doğru cevabımız B şıkkı durak olacak. Bakın yolculardan bahsediyoruz, değil mi? İndirmek, bindirmek, duraklamak. Biz buna, buraya ne diyoruz? Durak diyoruz. Şimdi orada park yeri ve park etme var. Önemli. Park yeri. Bakın park yerinden bahsediyorum. Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana biz ne diyoruz? Park yeri diyoruz. Bu söylediğim şekilde sınavda sorabiliyorlar. Park etme. Araçların durma ve duraklama halleri dışında genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına da park etme diyoruz. Yine burada durak önemli, park yeri önemli, park etmek de önemli. Rot ayarı hangisinden dolayı yapılır? Aracı yavaş kullanmak için, lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için, daha rahat vites değişimi için, lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için. Doğru cevabımız B şıkkı lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi içindi. Rot ayarı lastikler arasındaki açının ve uzaklıkların birbirine eşit olması durumuna biz rot ayarı diyoruz arkadaşlar. Bir de rolanti ayarı var. O da önemli bir rolanti ayarı. Bakın motorda yapılıyor. Motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandı rolanti ayarı. Aracın çalışabileceği minimum devir sayısına deniliyordu. Yakıt sisteminde yapılan ayarlardandı. söyledim. Şu anki söylediğim cümle var ya, rolant ayarı ile alakalı. İşte burada 3 tane sınav sorusu var. Motorda yapılıyor. Yakıt tasarrufunu etki eden ayarlardan da rolant ayarı, aracın çalışabileceği minimum devir sayısına deniliyordu. Bu ikinci. Üçüncü ise yakıt sisteminde yapılan ayarlardandı. Harikayız. Yukarıdakilerden hangileri karayolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır? Hemen bakalım. Birincisi orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi. İkincisi köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması. Üçüncüsü trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması. Dördüncüsü bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi. Hadi bakalım şıklara. 1-2, 1-3-4, 2-3-4, 1-2-3 ve 4. Doğru cevabımız D şıkkı 1, 2, 3 ve 4, yani hepsi olacaktı. Bakın ağaçlar zarar görür mü? Elbette görür. Bir köprü, tünel, buralarda kaza yaşandı. Ulaşım ne olur? Aksar, değil mi? Kesintiler yaşanır mı? Trafo, elektrik direğine çarptık. Kesintiler yaşanır. Büyük ekolojik zararlar görülür mü? Elbette görülür. Devam edelim. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalı? 40, 60, 80, 100. Doğru cevabımız D şıkkı 100 kez bası yapılacaktı. 33. Hemen şöyle oynatalım videomuzu. Trafik kuralları yönetmeliğince sağdan gitmek zorunda olan hangileridir? Bir bakalım videomuza. Sağdan gitmek zorunda olan hangileriydi? Yalnız 1, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4. Trafik kuralları yönetmeliğince sağdan gitmek zorunda olan hangileri? Doğru olan cevabımız A şıkkı yalnız 1 olacak. Biz neyi biliyoruz? Ağır abiler en sağdan gider diyorduk, değil mi? Ağır vasıta olan araçlar, tır, kamyon, bakın bunlar ağır vasıta olan araçlar ve trafik kuralları yönetmeliğince de bu araçlar en sağ şeritten gitmek zorundalar. Sollama dışında en sağ şeritten gitmek zorunda. Orada ağır vasıta olan sadece bir nolu araç var. Yukarıda verilen ifade hangisinin karşılığıdır? Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarına vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir. Hangisinin karşılığıydı bu? Saygı, sevgi, nezakat, feragat. Doğru cevabımız D şıkkı feragat olacak. Bakın kendi yararından vazgeçiyor. Kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelen feragattı. Şekildeki araç sürücüsü kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? 5, 10, 15, 20. Doğru cevabımız C şıkkı en az 15 metre mesafe dışına aracını park edebiliyordu. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma hangisi kesinlikle sebep olur? Yılların otoyola çıkması, araç sayısının fazla olması, araçlardaki yolcu sayısının artması, sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Doğru cevabımız değişik olacak. Bakın kesinlikle diyor. Hangisi sebep olur diyor. Animasyonun videolu sorularda da aslında bu soruluyor. Kesinlikle diyor, değil mi? Yani bir olasılık istemiyoruz biz. Sürücüler aceleci davranırsa, dikkatsiz davranırsa evet bu kazalarda da artış gözlenir. Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Birincisi deri bütünlüğü bozulmuştur. İkincisi kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur. Neyden bahsediyoruz? Açık kırıktan. Birincisi doğru, ikincisi yanlış. Birincisi yanlış, ikincisi doğru. Her ikisi doğru, her ikisi yanlış. Birazdan ekran görüntüsüne bakacağız. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Birincisi doğru. Evet, açık kırıktan bahsediyorum. Deri bütünlüğü bozulmuş. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur olur mu? Kanama ve enfeksiyon tehlikesi çok fazla. Bu yüzden 2 yanlış, A şıkkı dedik. Şimdi hemen şöyle bakalım. Açık kırıktan bahsediyoruz, değil mi? Kapalı kırık, açık kırık bizim. 2 tane kırığımız var. Kapalı kırık kemik bütünlüğü bozulmuş ancak deri sağlam. Yani ben koluma bakıyorum bir şey gözükmüyor ama kırık var. İşte o zaman bu kapalı kırık. Yine koluma bakıyorum deri bütünlüğü bozulmuş. Kırık uçları dışarı çıkmış, yani derinin üzerine çıktıysa eğer, biz buna açık kırık diyoruz. Burada enfeksiyon tehlikesi çok fazla arkadaşlar. Kavrama debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur? Krank mili ile volan arasında, vites kutusu ile şaft arasında, motor ile vites kutusu arasında, diferansiyel ile tekerlekler arasında. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Motor ile vites kutusu arasında yer alacaktı. Hatta kavrama debriyajdan bahsederken bakın nerede yer aldığını size söylüyorum demiştim. Motor ile vites kutusu arasında yer alıyor. Unutmayalım bunu ve geri dönüş soru videolarına mutlaka bakmaya çalışın. Hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? Bujilerin yeni olması, yakıt borularının uzun olması, depodaki yakıt seviyesinin düşmesi, tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanırsam ben yakıt tüketimim artıyor arkadaşlar. Ve yine araç lastiklerim eskimiş. Bakın eskidiyse yakıt tüketimim artıyor. Veya lastikler yetersiz şişirilmiş. Bakın lastiklerin havası az ise yine benim yakıt tüketimim artıyor. Düşük kaliteli yakıt kullanırsam ne olur? Yani kalitesiz yakıt aldım aracıma. Yine yakıt tüketimim artıyor değil mi? Devamlı düşük vitesiyle gidersem ne olur? Yine artar. Peki devamlı büyük vitesle gidersem ne olur? Yine benim yakıt tüketimim artıyor arkadaşlar. Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırıyor. Bunu da unutmayın. Ve tekerleklerin basınçları düşükse yakıt tüketimi artıyor demiştik. Kışın araçların yakıt tüketimi de yaza göre daha fazla. Bunu unutmayın, olur mu? Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazla. Bilmem kaç tane sınav sorusu öğrendik şu anda. Eğer buraya kadar gelmeyen arkadaşlarım varsa soru kaçırdılar. Hangisi arızalı araca başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir? Her iki aracın yüklü olması, çekilen aracın sürücü yönetiminde olması, her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması, çekilen aracın yüklü, çeken aracın boş olması. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Sürücü yönetiminde olacak arkadaşlar, çünkü bir araç çekiliyor. Burada bir anahtar kelime var. Geleceğiz. Hangisi başkanın başkanlığında karayolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, İl ve İlçe Trafik Komisyonları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yol Yapımı ve İşaretleme Genel Müdürlüğü. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Başkanın başkanlığında bu bizim anahtar kelimemiz Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu olacaktı. Hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinden birisi değildir? Karayollarına gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak, karayolu güvenliğine ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak, tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Doğru cevabımız D şıkkı değil arkadaşlar. 43. Aracın periyodik bakımı yapılırken hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Hatta ben size diyordum ki bir şey vardı. Araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler diyordum. Hangisiydi o? Fren balatasının, polen filtresinin, yakıt vitesinin, geri vites müşirinin. Doğru cevabımız C şıkkı yakıt filtresi olacak. Araç motorun çalışması olumsuz olarak etkileniyordu. Yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen eleman yakıt filtresiydi. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Dikkatli bakalım. Traktör, otobüs, iş makinesi, at arabası. Doğru cevabımız B şıkkı otobüs olacak. Orada traktör, iş makinesi ve at arabası, bunların bir geçiş önceliği olmadığı için gidiş yönüne bakılmaksızın bu araçlarla karşılaşan diğer araç sürücüleri ek geçiş hakkına sahipti. Yani otobüs ilk geçerdi. Bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle hangisine neden olur? Radyasyon, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Diyelim ki ben bu soruyla karşılaştım ama Ebru Hoca'yı da dinledim. Ebru Hoca ne demişti? Biz aracımızın bakımını zamanında yaptırmamız gerekiyor demişti değil mi? Aracımızın bakımını zamanında yaptırmazsak eğer ne oluyordu? Bakın, bakımı yapılmamış araçlarda diyor zaten sınav sorusu. Yakıt sarfiyatı artıyordu. Hava kirliliği artıyordu. Çevre kirliliği artıyordu. Kaza riski artıyordu. Bakın bu söylediğim 4 tane maddeyi unutmayın. Olur mu? Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? Göğüs kemiği 3 santim aşağı inecek şekilde bası yapılması. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması. Kalp masajı hızının saatte 100 bası olacak şekilde ayarlanması. Doğru cevabımız C şıkkı 30'da 2 şeklinde olacaktı. Devam edelim. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Bir bakalım. Yalnız 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Doğru cevabımız A şıkkı yalnız 3 olacak. Ben nereye bakacağım? Park etme bilgi işaretine bakacağım değil mi? Orada araç nasıl duruyorsa ben de aracımı o şekilde park etmem gerekiyor. 1, 2 doğru park etmiş. 3 yanlış park etmiş. Demiryolu hemzemin geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi, bariyer kapalı ise durulması, öndeki aracın geçilmesi, hızın azaltılması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Bakın bu sorunun videolu yani animasyonlu sınav sorusu da var arkadaşlar. Demiryolu geçidine yaklaşan 2 tane araç oluyor videoda. Arkadaki araç öndeki araca selektör, korna vesaire yapmaya kalkıyor. Bu zaten yapılmıyor. Onu geçmesi de yanlış olacak. Çünkü biz neredeyiz? Demiryolundayız değil mi? Onun üzerindeyiz. Öndeki araç geçilmez. Onun geçmesi için zorlanmaz. Kornaya basılmaz vesaire. Solama da yapılmıyor. Hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz? Açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak. Ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. Batan cisim varsa çıkarmamak. Yere oturur duruma getirmek. Hangisi uygulanmaz? Göğüs yaralanması doğru olan cevabımız. B şıkkı göğüs yaralanmasından bahsediyorum. Şok pozisyonu mu veriliyor? Ayaklar yüksekte tutup sırt üstü yatırmak. Hayır değil mi? Onlar asla yapılmaz. Göğüs ile alakalı ne varsa yere oturuş pozisyonu verilir demiştim arkadaşlar. Bakın mantığını anlatmak adına söylüyorum. Yoksa ezbere yapmak kolay. Ama biz mantığını anlarsak eğer sınavda şıklardan bir tanesi değişse bile veya soru tarzı biraz değişse bile biz mantığını öğrenirsek eğer cevabı kolaylıkla buluruz. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır? Empati düzeyi yüksek, görgü seviyesi düşük, sorumsuz bence. Doğru cevabımız A şıkkı değil mi? Empati düzeyi yüksek olan kişi zaten aracını kaldırıma park etmekten kaçınır. Bunu yapmaz. Geldik 51'e. Sorunun cevabını sizlerden bekliyorum. Zor bir soru değil aslında ama hadi bakalım. Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Bölünmüş karayolu, bağlantı yolu, tali yol, ana yol. 51'in sorunun cevabını sizden bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yaptığım açıklamaları her zaman söylüyorum. Dikkate dinleyin ve bu videodan başlayıp önceki aylara doğru yani geriye dönük soru videolarına mutlaka bakmaya çalışın. Bakarken de açıklamaları dinleyin arkadaşlar. Atlamayın açıklamaları. Emin olun boş laf yapmıyorum. Söylediğim her şey önemli. Buraya kadar izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki soru videosuna görüşmek üzere. Hoşça kalın.